Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 11. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çember ve dairenin 13. dersindeyiz. Yani konu anlatım bakımından çember ve dairenin son konu anlatımındayız. Sonrasında testler var. Evet, kitabımızda nerede kalmıştık? Daire alanın da 3. dersindeyiz bu arada. Kitabımızda şöyle bakıyoruz. Sayfa numarası 190'da kaldık. Şu özellikte kaldık. 190 işleyeceğiz. Sonra 191 işleyeceğiz ve 192 de işleyip dairede alanı bitireceğiz. Yani çember ve daireyi bitireceğiz konu anlatımı olarak. Sonrasında da testler geliyor haberin olsun. Evet kitabı olan arkadaşlar elinde kitabı olan arkadaşlar kitap üzerinden gidiyorsunuz üzerinden not alıyorsunuz. Olmayan arkadaşlar videonun açıklama kısmında pdf var. Dairede alan kısmını indirirsiniz kağıda koyarsınız. Benimle birlikte de notları da alırsınız. Ondan sonra olay bitiyor zaten. E o zaman hadi bakalım çok fazla konuşmayalım dersimize başlayalım. Daire halkasının alanından bahsedeceğim şimdi size. Şöyle şekle baktığınız zaman artık siz bir şey öğrendiniz. Taralı alanı nasıl bulursunuz? Hocam ne var bunda? Biz bütünselliği öğrendik. Beyaz alanı öğrendik. Yani bütünden parçayı çıkartarak sonuca ulaşırız. Yani büyük alandan küçük alanı çıkartacağım ve olay bitecek. Evet haklısın gerçekten öyle. Aynı merkezde iki daire çizildiği zaman arada oluşan parçaya biz halka diyoruz. Ve bu daire halkasının alanı büyüğün yarıçapı R2 küçüğün yarı çapı R1 ise nasıl bulunur? Bütünsellikten pi R2'nin karesi eksi pi R1'in karesi şeklinde bulunur. Pi parantezine de alınca karşımıza bu çıkar. Ya bununla ilgili ezber yapmaya gerek var mı? Kesinlikle ama kesinlikle yok. Daha önceki bilgilerinize dayanaktan bu halkanın da rahat bir şekilde bulursunuz. Şimdi şöyle bir şey var. Örnek var. Hemen örneğe bakalım istersen senle birlikte. Ya yarı çaplara vermemiş. Ne yapacağız hocam? Eski bilgilere bakacağız. Eski bilgileri kullanacağız. En etkili silahını unutmayacaksın. Yarı çap değil mi? Şimdi AD'yi bize kaç vermiş? AD uzunluğunu bize 8 vermiş. BC uzunluğunu da 2 vermiş. Hocam küçük çemberde de kiriş var. Hemen merkez kiriş çektik yapalım. İki eş parçaya bölsün. Hocam şunlar 1-1 yaptı. E bu merkez kiriş çektik. Büyük çemberde de kirişi de iki parçaya bölecek. Tamam 8 ya. 4 birim 4 birim diye ayıracak. Yani buralarda 3 3 kaldı. Evet. E sonra ne yapacağız? Taralı alanı bulacağız. Taralı alanda. Ya büyüğün yarıçapı ve küçüğün yarıçapı lazım bana. O zaman en etkili silahımızı kullanalım. En etkili silahımız yarıçap. Al sana yarıçap. E çizdin. Ab küçüğün yarıçapı da lazım. Küçüğün yarıçapı da ister buradaki yarı çapı çiz, ister buradaki yarı çapı çiz. Fark etmez. Hadi buradakini çizdim. Büyüğün yarı çapına, büyük R dedim. Küçüğün yarıçapına da küçük R dedim. Bak eski konular. dik üçgen var karşımızda. Hocam hem şurada bir dik üçgen var hem de burada bir dik üçgen var. İkili dik üçgenlerde şuraya da bir x deyip y deyip h deyip işlem yapabiliriz. Bir burada pisagor bir de burada pisagordan iki bilinmeyen iki denklem çıkacak. Sonra h lazım değil bize deyip h'ı böyle atacaksınız. Yani h'ı yok etmeli hamleler yapacaksınız. Ya da dik üçgende en çok sevdiğim ya da ÖSYM de bunu çok sever zaten. Biz böyle ikili dik üçgen gördüğümüz zaman ortak olan kenarı yalnız bırakırız. Haşa ait Pisagor bağıntısı yapalım. H kare neye eşit? Hocam H kare şuradakinde bu dik kenar olduğu için karesi eksi karesi. Yani R ve 4'ün kareleri farkı. O zaman R'nin karesi eksi 4'ün karesine eşit. Peki soldaki üçgende H kare neye eşit? Küçük R kare eksi 1'in karesine eşit. E her ikisi de H kare eşit ya o zaman bunlar birbirine eşit. O zaman R kareyi buraya attım. 10, 16'yı öbür tarafa attım. R kare eksi R kare neye eşit oldu? 16 eksi 1'e eşit oldu. Yani 16 eksi 1 de kaç yaptı? 15 yaptı. Ama ben R kare eksi R kareyi buldum. Benden taralı alan isteniyor. Taralı alanda pi R kare eksi pi R kare değil mi? Evet. Pi parantezde yani büyüğün alanından küçüğün alanı çıkartıyorum. R kare eksi R kare değil mi? Aynen öyle. R kare eksi R kareyi zaten işlemde biz 15 bulmuştuk. Cevap böylelikle ne çıkar? 15 pi çıkar. Yani örnek 34 15 b çıktı. Hala hazırda. Ne güzel olur değil mi? Yarı çapları verseydi, alanı bul falan deseydi. Ama öyle hala hazırda gelir mi? Gelmez tabii ki. Eski bilgileri de böyle tekrar ediyoruz. Görüyorsunuz. 34. soru 15 pi oldu. Geldik özelliğe. Arkadaş bu özellik nereden geldiğini şimdi sana göstereceğim. Yine en etkili silahın ne olacak? Yukarıdaki soruya da benziyor biraz. Şimdi burada bu bu şekilde teğet verildiğinde eğer buraları x x ise bunun alanı taralı alan aslında pi x karedir. Ya da bak pi ab'nin yarısı. ab'nin yarısının karesi yani pi x kare şeklinde söyleniliyor. Niye hocam? Bunların eşit olduğunu nereden biliyoruz? E burada anahtar kelime merkez var teğet var çektik yapsak. Hocam ne oldu? Bu aynı zamanda büyükte de, de kiriş kirişi keş parçaya bölmek zorunda o zaman x x oldu. E şimdi ne yapacağız? En etkili silah yarıçap. Hadi bakalım yarıçap. Şu yarıçap büyük r bu da küçük r. R kare eksi R kareyi bulursam olay bitti. Aa hocam burada bir Pisagor bağıntısı var. R kare neye eşit? R kare artı X kareye eşit. O zaman X kare neye eşit oldu? R kare eksi R kareye eşit oldu. E alan dediğimiz neydi? Pi R kare eksi pi küçük R kareydi. Yani alan pi parantezinde R kare eksi R kareye eşit oldu. Yani bu da X kareye eşit değil miydi yukarıda onu bulduk. Bak dikkat et. Evet e o zaman Buraya x kare yazarsam alan neye eşit oluyor gerçekten? Pi x kare eşit oluyor. Bak formül olarak da ezberleyebilirsin. İspat tekniğiyle de yapabilirsin. Ama e, genelde ispatı tavsiye ediyoruz. Zaten o yüzden ben sana ispat tekniğini gösterdim. Sorularda da ispat tekniğini kullanıp ona göre yaparsın. Ama aklında kaldıysa da bu şekilde de yapabilirsin. Sana kalmış. Ya bu formül olarak ezberlediğiniz zaman tek sıkıntı şu. AB'yi 8 veriyorlar mesela. Pi 8'in karesi diyorsunuz. Hayır yarısının karesi olacak. İşte o hataya düşmemeniz için de bu ispat teknikleri de bizim için aşırı derecede önemli. Geldik bir sonraki özelliğe. Evet, o merkezde iki çember veriliyor. Şimdi biraz benzerlikten bahsedeceğiz size. Benzerlikten bahsetmeden önce yalnız daha öncesinde şunu vurgulamıştım ben size, anlatmıştım. Hani şöyle bir yay uzunluğu verildiği zaman şöyle bu alanı biz nasıl buluyorduk? Yay uzunluğu belliyken şurası da r ise bunun alanı x çarpı r bölü 2 değil miydi? Evet. Bir de bunu anlattıktan sonra halka da verilirse eğer böyle şu şekilde ve şu halkanın alanında yamuğa benziyor, benziyor demiştik ve bu alanda nasıl söylemiştik? Ya uzunluğu x ya uzunluğu y. Burası da a ise bu alan alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 olur diye söylemiştik. Akılda da kolay kalır diye yamuğun alan formülüne benziyor diye o şekilde. Hatta bunu da dik, bunu da dik üçgene benzetmiştik. Benziyor diye bu şekilde olduğunu söylemiştik. Bak burada onu söylemişiz. İlk önce bunu söyleyeyim. Şimdi de gelelim benzerlik kısmına. Arkadaş benzerlik kısmına gelecek olursak. Benzerlikte ilk önce şu hatırlatmayı yapayım sana. Benzerlikte ne oluyordu? Paralellik olduğu zaman 2'ye 1 oran olduğunda 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9 yapmıyor mu? Evet. 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. Yani şurada kalan 4 a iken burada kalan 9 a demiyorduk. Ne diyorduk? 4 aysa ise tamamı 9 a. E o zaman burası da 5 a diye yorum yapıyorduk. Aynı şeyi biz dairelerde de benzer söyleriz. Bütün daireler nedir? Birbirinin benzeridir. Hepsi yani yarıçapı 1 olanla yarıçap 2 olan 2 katı oldu. E o zaman alanlarını hesaplayalım. yarıçap 1 olanla 2 olan da birinin alanı pi 1'in karesi yani pi 1'in alanı da pi 2'nin karesi yani 4 pi. Aa Yarı çaplar oranı 1 bölü 2 iken alanlar oranı 1 bölü 4 oldu. Ya da 1 bölü 3 iken 1 bölü 9 olacak. Aynı şeyi biz dairelerde de söyleyebiliriz. Benzerlik oranının karesi yani yarıçaplar çaplar oranının karesi alanlar oranına eşit oluyor. Peki aynı şeyi biz aynı daire dilimlerinde de söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz. Mesela şuradaki aynı daire diliminde de biz benzerlik yapabiliriz. Daire dilimlerinde benzerlik yapabildiğimiz gibi bak dikkat et. Şu daire dilimiyle büyük daire dilimi birbirinin benzeridir diyebiliriz. Nasıl ki bunun tamamında şu küçük ve büyükte yorum yapabiliyoruz. Aynı şekilde daire dilimlerinde de yorum yapabiliriz biz bunun. Yorumunu bu şekilde yapabiliriz. Yalnız benzerlik yapılabilmesi için ne olması lazım? Aynı merkezde daire dilimlerinin olması lazım. Ya da bunu genişleteyim. İki tane daire dilimi. Şu şekilde bir daire dilimi var senin de. Şöyle ve şöyle. Birinin yarıçapı atıyorum 2. Birinin yarıçapı 3 Hocam bu 2 bölü 3 ise 4 bölü 9 alanları oranlarıdır diyemeyiz. Diyemeyiz. Ne zaman diyebiliriz? Merkez açıları aynı olduğunda ya da merkez açıları aynı değil de şuradaki yayların uzunlukları değil bak uzunlukları değil. Ölçüleri aynı olduğunda alfa iken zaten merkez açıları alfa burası da alfa burası da alfa olmuyor mu? Oluyor. İşte bu tür bunlarda benzerlik yapabiliriz. Yani benzerlik yapabilmemiz için iki dilimde Tamam bütün dairelerde benzerlik yapabiliyoruz. Ama iki tane dilimde benzerlik yapabilmemiz için ya merkez açıları aynı olacak ya da yayların ölçüleri aynı olacak. 2 bölü 3 ise karesi 4 bölü 9. Yani buraya 4a buraya 9a diyebiliriz. Aynı merkezde de atıyorum burası 2 1 ise 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. Burası 4a iken tamamı 9a. Buraya da ne diyebiliriz? 5a diyebiliriz. Lütfen buna dikkat edin. Benzerlik de bu şekilde uygulanıyor benzerliğin uygulanabilmesi için yeterli şartı söyledim ben size. Merkez açıları aynı olacak ya da yayların ölçüleri aynı olmak da Tamam. Dairede benzerlik ya da daire dilimlerinde benzerlik bu şekilde uygulanabilir. Bazı benzerlik soruları gerçekten çok hoş oluyor. Benzerliği bilmeseniz de bazen yapabilirsiniz ama benzerlik çoğu soruda işimizi kısaltıyor. Haberiniz olsun çoğu alanlı soruda benzerlik alan ilişkisi gerçekten işimizi kısaltıyor. Burada da zaten onu söylemişiz. Benzerlik oranı eğer K ise benzerlik oranı karesi alanlar oranına eşit olduğunu söyledik. Ben burada daha açıklayıcı bir şekilde ayrı gayrı size yazı verdim. Yazı verdim ya da yapı verdim gibi bizim o taraflarda öyle konuşurlar. Yani kısaltırlar. Neyse geldik hemen bunun örneğine. Örnek bakalım bunların örneklerine. Benzerlik değil de halkayla ilgili bir örnek galiba bu. Aşağıdaki benzerlik. Bakalım örnek 35 ne diyor? Şekilde O merkezli iki çember verilmiştir. İçteki çemberin iki teğeti PT ve PC olup PA 6 cm ve taralı alan 16 pi olarak verilmiş. Arkadaş ilk önce şu teğet, şu teğet uzunlukları nedir? Birbirine eşittir. Adam bana buraya ne vermiş? 6 vermiş. E burada merkez var, teğet var, çek, dik yapsam. Merkez var, teğet var, çek, dik. Burada da hocam şu yarıçap, bu da yarıçap. E bu kiriş iki eş parçaya böldüyse bu da iki eş parçaya bölünecek. Ama dikkat et Merkeze aynı uzunluktaki iki kiriş birbirine eşit oluyordu. O yüzden bunlar da çift çizgiye çift çizgi olmak zorunda mı? Evet. E şimdi burası 6 artı 2 tane çift çizgi ise burası da 6 artı 2 tane çift çizgi olacak. Yani buraya da 6 mı kaldı? Evet. Şimdi taralı alanda 16 pi demiş. E biz halkanın alanını biliyoruz. Halkanın alanı neydi? Şuraya x diyecek olursam pi x kareydi. Ya da yarı çap çizip r kare eksi r kareyi bulursun. R kare eksi r kare zaten x kare eşit. Yani pi x kare direkt. X kare 16 pi istersen ispat tekniğinden yap. eline ona alıştır. O zaman x kare 16 x'i de buradan 4 bulduk. x'i 4 bulduysak eğer hocam burası 4 burası da 4 yani burası ve burası birbirine eşit ya. E hocam burası 6 artı 4 artı 4 ise burası 6 artı 4 artı 4 olacak. Yani bunlar da 4 4 oldu. Ve bizden pt uzunluğu isteniyor. Yani cevap böylelikle 10 yaptı. Geldik 36'ya. Şekilde O merkezli AB ve CD yayları verilmiş. a B, c d harfleri verilmiş. Alan nedir? E biliyoruz kardeşim. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. Alt taban nedir? A. Üst taban nedir? B. Sonra OA'yı vermiş bize C olarak. OD'yi de D olarak vermiş. Yükseklik olarak bana burası lazım. Burası da D. O zaman alt taban artı üst taban A artı B çarp yükselik. yükseklik yükseklikte D. Bölü 2 bana neyi verecektir? Direkt alanı verecektir. Yamuk formülü. Evet geldik bir sonraki soruya. AEC yayın uzunluğu. Bak AEC yayın uzunluğu 1 verilmiş. Şimdi aynı merkezli bunlar. O zaman burada bir benzerlik yapabilirim. BFD yayın uzunluğu da 3 verilmiş. 1 bölü 3. Yani burası K iken burası 3K verilmiş. E burada temel orantı yok mu kardeşim? Var. Buradaki yayların uz uzunlukları oranı. Hani temel orantıdaki şu bölü tamamı. 1 bölü 3'e eşit olacak değil mi? Evet. Yani burası a iken burası 3a olacak. Buraya ne kaldı o zaman? 2a kaldı. S1 bölü S2 isteniyor. S1 burası. S2 de burası verilmiş. E şimdi burada bir benzerlik alan ilişkisi yapalım. 1 bölü 3'ün karesi nedir? 1 bölü 9'dur. Hocam burası a iken tamamı 9a. Yani buraya 8a kaldı. E sonra ne diyeceğiz burada? Ya hocam şöyle bir şey diyebiliriz bir de. Açıyla alan dağıtımı da söyleyebiliriz. Bak şurada göstereyim ben sana. Şimdi burada arkadaş şöyle iki tane aç olsun. Biri alfa olsun birisi de 2 alfa olsun. Bunun alanı nedir? Pi r kare alfa bölü 360 öbürünün alanı nedir? Pi r kare 2 alfa bölü 360. Sen bunları oranlarsan pi r kare bölü 360'lar gidiyor. Açılar oranı kalıyor. Ha, o zaman buradaki kalan a iken burada kalan 2 a diyebiliriz. Yani açılarla dilimlerin alanları doğru orantılı. Hocam açılarla dilimlerin alanları doğru orantılı ya. Bak şimdi bu 30 burası. E burası kaç? Hocam 330. Burası 330. 30'daki alan A ise eğer 30'daki alan A ise 30'daki alan A ise 330'daki kalan kaçtır? Kaç katı? 11 katı. Yani burası 11A olmaz mı? Olur. E hocam burada 1'e 8 oran var. Hani benzerlikten dolayı. E burada da 1'e 8 oran olacak. Direkt 88A diyebiliriz. Ya da hocam burası 9A ya. Burası da 11 katı olacak. 99A olacak diyebiliriz. Yani şunun tamamını inceleyebilirsin. 30'daki 9 A ise 30, e, 30 derecede 9 A ise 330 derecede kaç A olacak ona bakacağız. 11 katı 99 A olacak. 11 A'sı burada ya buradaysa buraya da 88 A kaldı diyebiliriz. E şimdi bizden S1 bölü S2 isteniyor. S1'i bulduk. A bölü S2 nedir arkadaşım? S2 de 88 A'ya eşit oldu. s e, 88'e oranladıktan sonra cevap 1 bölü 88 çıktı mı çıktı. Örnek 37'de bu şekilde oldu. İşte benzerlik bu şekilde. Geldik buraya. Özellik. Arkadaş kelebeğe benziyor. Benzerlik var burada. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit. Yani şurası x burası y ise. Hatta sayıyla göstereceğim ben bunu. Atıyorum burası 3 burası 2 ise. Yukarıdan aşağı kelebek benzerliği gibi düşün. 3 bölü 2 oran var ya 3 bölü 2'nin karesi nedir? 9 bölü 4'tür. Yani direkt ayrı ayrı iç içe olmadığı için 9a'ya 4a'yı bu şekilde yazabiliriz. Ya hocam niye ezbere yaptırıyorsun? Niye bunların benzer olduğunu söyleyebiliriz? Bak şimdi. Ben iki tane şeyde dilimde benzer olabilmesi için ne olması lazım dedim? Merkez açılarının aynı olması lazım ya da yayların ölçülerinin aynı olması lazım. Aynı şeyi kesmeler için de daire parçaları için de söyleyebilirim. Daire parçalarının da benzer olabilmesi için yaylarının uzunluklarının birbirine eşit olması lazım. Yani eğer buradaki yay ile Buradaki yayların uzunlukları değil, pardon ölçülerinin eşit olması lazım. Bu yayların ölçüleri birbirine eşitse o zaman burada benzerlik oranı 3 bölü 2 karesi 9 bölü 4 şeklinde söyleyebiliriz. Bunların eşit olmasını ispatlayayım ben sana. Arkadaş nasıl yapabiliriz? Ortak teyit çizsem, ortak teyit çizdiğim zaman şurası alfaysa gördüğü yay 2 alfa, ters açıdan burası da alfa, gördüğü yay 2 alfa. Bak yayların ölçüleri aynı. Demek ki bu iki kesme yani bu iki parça birbirinin benzeri olmak zorunda. Hatta böyle e, üçgenler oluşturacak olursam böyle. Hocam bu üçgenler de benzer. İşte dilimden üçgenleri çıkartacağız. O yüzden kesmeler de benzer oluyor da diyebiliriz kısacası. Ama bunların benzer olabilmesi için ne olması lazım? Yayların ölçülerinin eşit olması lazım. Demek ki ben buradan şu kalıbı çıkartabiliyorum. İki çember birbirine teğet olduğunda şöyle bir değme noktasından kiriş geçtiği zaman ne oluyor? Kelebek benzerliği gibi kirişler oranı benzerlik oranı oluyor. Benzerlik oranının karesi de alanlar oranına eşit oluyor diye söyleyebiliriz. Anlaştık. Bu özellik. Geldik sonraki özelliğe. Bunlar iç içe olduğu zaman da S1 ve S2 hakkında yorum yapabilirim. Yine burası atıyorum 2 olsun. Şurası da e, ee, şurası da 3 olsun. Hocam benzerlik oranı 2 bölü 3 mü? Hayır. Bak kirişler oranı kaç? 2 bölü 5. Yani 2 bölü 5'in karesi 4 bölü 25. O zaman burası 4A ise burası 25A mıdır? Değildir. Çünkü bu parçanın alanı 4A diğer parçanın alanı 25A olacak. O zaman buraya 21A kaldı diyebiliriz. Peki bunların benzerliği için ne olması lazımdı? Yayların ölçülerinin eşit olması lazımdı. Yayların ölçüleri eşit mi hocam? Eşit. Niye? Ortak teğet çiz. Ortak teğet çizdiğinde bak burası alfaysa ise teğet kiriş açıdan 2 alfa. alfaysa ise teğet kiriş açıdan burası 2 alfa yapıyor. İç içe olan bu yayların ölçüleri de eşit olduğu için Evet bu parçalar da birbirinin benzeri olur diyebiliriz. Yani iç içe değen çemberlerde de yine aynı şekilde benzerlikten bahsedebiliriz. Çünkü yayların ölçüleri aynı oluyor. Benzerlik oranı kirişler oranı. Sadece burada iç içe girmiş. Yukarısından oldu. Dış dışa olduğu için yani birbirlerinden iç içe olmadığı için ayrı ayrı 9'a 4 yazdık. Ama burada iç içe olduğu için burada şunu yazamadım. Yani hocam 4 ayken buraya 25A yazmadım. 4 a iken tamamı 25 a yazdım. Temel orantıdaki gibi yani kısacası. Buraya da 21 a kaldı deyip işlemimizi yapacağız. Tamam gençler. Evet hemen gelelim şu soruya. ATB yayını 6 pi, 6 pi vermiş. Burası 6 pi. BPC yayı nedir diye soruluyor. Arkadaş bu yay nedir diye soruluyor. Yarı çaplar oranı da 3'müş. E yarı oranı 3 ise bu iki çember benzerdir. Benzerlik oranı yayları oranına eşittir. E şimdi bizden uzunluk oranı isteniyor. Normalde ben şunu biliyorum. Biraz önce bak ispatlı yaptım. Eğer bu iki çember, bu iki çember, bu iki çember nedir? Şöyle, bu iki çemberde yarıçaplar oranı 3 ise o zaman bunlar benzerdir. Benzerlik oranı o zaman buradaki daire parçaları da benzerdir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Eğer benzerlik alanı ikisi sorulmuş olsaydı benzerlik oranının karesi alanlar oranı eşit diyecektik. Benzerlik oranının karesi giremem burada. Çünkü bizden BPC uzunluk oranı isteniyor. O zaman benzerlik oranı ne olduğunu biliyorum ben. 3 bölü 1 olduğunu biliyorum. E, bu daha büyük ya. E, o zaman benzerlik oranı 3 bölü 1 ise yaylar oranı da 3 bölü 1'dir. Yani 6 pi bölü x'e eşittir diyebiliriz. O zaman x buradan ne geliyor? 2 pi geliyor. Tamam alanı olsaydı kareler diyecektik ama burada uzunluk olduğu için karesi demedik. Burada şu yaylar da birbirinin benzeridir. 3'e 1 oran vardır. Yani 6 pi bölü x 3'ten burayı da 2 pi olarak bulduk. Geldik sonrakine. S1 bölü S2 1 bölü 3 e verilmiş. Bak burası A iken burası 3A verilmiş. Hocam o zaman alanlar oranı kare kim benzerlik oranına eşit olacak. Evet ama dikkat et. Birinin alanı A iken birinin alanı diğerinin alanı ne? 4A. O zaman alanlar oranı 1 bölü 4 ise benzerlik oranın karesi alanlar oranına eşit. Tam tersi alanlar oranının karekökü de benzerlik oranına eşit demeliyiz. O zaman 1 bölü 4'ün karekökü 1 bölü 2'dir. O zaman yaylar oranında yani benzerlik oranı 1 bölü 2 çıktı. Yaylar oranında burası x iken benzerlik oranı eşittir. Burası 2x'tir. Yani APB x bölü 2x deniliyor bizden. Cevap böylelikle 1 bölü 2 çıkar. Evet benzerlikle de ilgili işlemler işte bu şekilde oluyor dostlar. Şimdi geldik şuradaki özelliğe. Bunu direkt kitapta böyle özellik olarak verirlerse e, direkt yazarsın. Yani okuldaki öğretmenin de bununla ilgili direkt özelliği verirse yazarsın. Yani bu şekilde bir yarım daire ve bir üçgen oluşturulduğunda bu üçgenin kenarlarına ait yarım dairelerde oluşturulduğunda yayların arasında kalan, burada kalanlar toplamı S3'e eşittir. Üçgen alanına eşittir. Niye? Sebebi şu arkadaşım. Bu S1 buraya A dersem, buraya da B dersem şimdi kardeşim bana e, şeyi söyler misin? A artı B artı S3 söyler misin? Hocam bu çap olduğu için, yarım daire olduğu için hop şöyle ee, burası 90 derecedir. Dik üçgenin alanıdır. Peki ben şunların yarıçaplarına A, A dersem. Şunun yarıçapına da B, B dersem. E, kare içinde 2A'nın karesi artı 2B'nin karesi ya da kök içinde A kare artı B kare geldiğini görürsün bunun. E, dik kenar uzunlukları A ve B olursa hani 2A ve 2B olursa iki parantezinde kare, hani A kare artı B kare şeklinde olacağından kare içinde A kare artı B kare oldu. Peki S, A artı B artı S3'ü söyler misin bana? A artı B artı S3 bu yarım dairenin alanı. Hadi bakalım. Gerçekten öyle. Yazalım bakalım bunu. Yarın dairenin alanında pi a kare kare küçüğünde a kare artı b karenin karesi olacak. a artı b artı s üç. Peki hocam a artı s biri söyler misin? a artı s bir de belli. a artı s bir de neye eşit? Hocam pi a kare eşit. Yazalım onu. Pi a kareye eşit. Peki hocam a, b artı s iki de belli. b artı s iki neye eşit? b artı s iki alanında şu yarın dairenin alanı eşit. Yani direkt pi b kare eşit. E artı b artı s3 ne eşit oldu? Pi parantezinde şunun karesini alınca a kare artı b kare. Yani pi a kare artı pi b kare oldu. A hocam ne oluyor burada? Bak buradan a artı b artı s3'ü bunu buldum. Şimdi a artı s1 bu. A artı s2 bu. Bu pi a kare artı pi b kare eşit. Ben burada şunu taraf tarafa toplarsam a artı b artı s1 artı s2 pi a kare artı b kare eşit. E aynı şekilde Pi A kare artı Pi B kare de A artı B artı S3'e eşit değil mi? Evet A artı B artı S3'e eşit oldu. E buradan ne geldi o zaman? Gerçekten şununla şu birbirine eşit oldu. A artı B artı S1 artı S2 eşittir. A artı B artı S3'e eşit oldu. A e artı B'ler gitti. Gerçekten de S1 artı S2 S3'e eşit oldu. Hani olur ya sıkıntı yaşarsınız diye ispat tekniğini de sana burada göstermek istedim. Evet gerçekten üçgenin alanı şuradaki alanlar toplamına eşit oluyor. Ama defterinizde öğretmeniniz böyle bir özellik verdiyse soruda sınavda direkt özellikten yapabilirsin bunu. Ama vermediyse de bu ispat tekniğini kullanmak zorundasın. Tamam o yüzden bunu gösterdim size. E şimdi 5 verilmiş yarıçap burası da 5. E bunu çapı gören çevre açı 90 derece. Ne var burada? 6, 8, 10 üçgeninden burası 8 oldu. Boyalı alanlar toplamı nedir diye soruluyor. Boyalı alanlar toplamı direkt ne dersin? İstersen yukarıdaki ispat tekniğini de sana bırakayım. Direkt üçgenin alanına eşittir. Boyalı alanlar toplamı direkt dik üçgenin alanı 6 çarpı 8 bölü 2 eşittir. Yani 48 bölü 2'den cevap 24 çıkar. Evet gençler vay vay vay. Demek ki olayı bitirmişiz biz. Evet çember ve daire olayı bu kadar arkadaşlar. Son dersimizde biraz e, benzerliğe falan da girdik. Yani bazen anlatılmıyor ama çoğu yerde anlatılıyor. Aa, biz eksik hiçbir şey bırakamayız diye burada bu bilgileri de size de vermek istedik. Evet böylelikle çember ve dairinde konu anlatımını bitirmiş bulunuyoruz. O diyoruz? Bir sonraki dersimizde nelere geçiyoruz? Çember testlerine geçiyoruz. Çember testlerinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.